Önce tereyağını tuzla krema haline getirmekle başlayacağım. Bu ilk aşamada yapmak istediğimiz tek şey tereyağının kremamsı hale gelmesi. Geldikten sonra bunu durduracağım. Bir sonraki malzemeyi eklemeye geçeceğim. Evet, istediğim kremamsı kıvama tereyağı geldi. Bir sonraki aşamada pudra şekerini ekliyorum. Normal toz şeker yerine burada pudra şekeri kullanıyorum. Bu aşamada tekrar badem unu ekledim. Eğer badem unu kullanmak istemiyorsanız yine aynı gramajda onu unla değiştirebilirsiniz miktarını. Vanilyayı ekledim. Yumurtayı ekliyorum şimdi. Çırparak ekledim yumurtayı çünkü burada 63 gram yumurta var. Tam gramajı bulmak için çırpılmış yumurtayı ölçerek ekliyorum. En son unu iki part halinde ekliyorum. Evet, bu kadar yeterli. Geri kalan kısmını artık çok az miktarda tezgaha alıp yoğuracağım. Sadece hamuru birleştirmek için. Ve daha sonra bunu buzdolabında dinlenmeye bırakacağım. Şimdi yaptığım hamuru tezgaha aldım. Dediğim gibi mümkün olduğu kadar çok az miktarda, hatta hiç yoğurmuyorum. Sadece hamuru birleştiriyorum. Ve bu işlemi yaptıktan sonra şöyle bastırarak bir yuvarlak disk haline getirip bisteşe saracağım. Ve en az bir saat kadar buzdolabında dinlendireceğim. Daha sonra işleri turta yapım aşamasına geçeceğiz. Pat sucreyip en az bir saat kadar buzdolabında beklettik, dinlendirdik. Şimdi bunu tart kalıbına yerleştirme aşamasına geliyorum. Tezgaha çok az bir şekilde sadece yapışmaması için önce biraz unladım. Hamuru ortadan kenarlara doğru açıyorum. Kullanacağımız tart kalıbını biraz taşıyacak şekilde açmaya dikkat ediyorum. Daha sonra merdaneye dolayıp yavaşça kalıbın üzerine döküyorum. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken diğer bir nokta, arada hiçbir boşluk bırakmamak. Tart kalıbıyla kenar noktalar arasında mümkün olduğu kadar katlayarak ve parmağımızla bastırarak şu şekilde bütün köşeleri hiç aralık bırakmaksızın kapatıyorum. O yüzden biraz hamuru içeri doğru katlarsak bu konuda çok da yardımcı olacaktır o köşeleri kaplamak için. Ve daha sonra kenardan bir miktar hamur alıp bu hamurdan bir top yapıyorum. Bu topu da yine aynı işlem için ikinci bir kontrol amaçlı kenarlardan bastırıyorum. Merdaneyle kenarlardan aldım. Tekrar bastırıp bir kontrol edeceğim. Ve birazcık da taşmasını sağlayacağım üste doğru. Çünkü pişim aşamasında yine biraz çökme riski olabilir. Bu hamuru yine yaklaşık bir yarım saat kadar buzdolabında bekleteceğim. Ve bekletmeden önce çatalla birkaç yerinden deliyorum. Çünkü alt tabanda biriken hava pişme aşamasında yukarı doğru çıkmak isteyecek. Dolayısıyla tartın tabanını yukarı doğru çekecek. Bunu minimuma indirmek için de birkaç yerinden çatalla deliyorum. Şimdi yine bu aşamada bu hamuru yarım saat kadar, eğer vaktiniz varsa bir saat kadar buzdolabında dinlendireceğiz. Tart hamurunu bir saat kadar dolapta beklettik. Tam şeklinde dondu. Ve şimdi artık üst şekillerini yapmaya geçeceğim. Daha önceden bahsettiğim gibi bu hamur daha çok ıslak tipteki malzemeleri alacak bir hamur. İçindeki un ve badem unu miktarıyla. Dolayısıyla bugün burada vişne kullanıyorum. Ama mümkün olduğu kadar yine vişnelerin suyunu içeri koymamaya çalışacağım. Hamuru önceden pişirmeyeceğim, tart kalıbına koyduğum hamuru. Vişneyi koyduktan sonra şimdi üzerini süsleme aşamasına geçeceğim. Daha önceden hamurdan artan bir parçamız vardı. O parçayı kullanarak çeşitli şekiller yapacağım. Kalpten küçük kalıplar kesip
tartım üzerine diziyorum. Evet, turtaya şekli verdik. Son aşamada bir yarım saat kadar tekrar bir buzdolabında dinlendirdim. Buzdolabından aldım. En son artık üzerine yumurtayla biraz fırçaladıktan sonra pişirme aşamasına geçeceğim. Çok az süt ilave edeceğim. Üzerine koyacağım sıvı için ve pembeleşmesi için hamuru çırptığım yumurtayla sıvıyorum. 180 derece fırında üstü pembeleşinceye kadar yaklaşık 35-40 dakika kadar pişireceğim. Daha sonra fırından alıp soğumaya bırakacağım.